Sayın seyirciler, Soru Bahane'ye hoş geldiniz. Adından da anlaşılacağı gibi yarışmamızda soru bahane. Amaç hayırda yarışmak. Dünyada ilk kez yarışmacılar kendileri için değil, ihtiyaç sahibi bir yakınları için yarışacaklar. Nasıl mı olacak? Hemen başlayalım görelim. Hadi hayırlısı. Hoş geldiniz Büşra Hanım, hoş geldiniz Derya Hanım. Gördüğünüz gibi iki hanım yarışmacımız var. Efendim yarışmalardan önce adettir. Hem biz hem seyircilerimiz sizi biraz tanıyalım. Buyurun Büşra Hanım. Adım Büşra Karabörk, 19 yaşındayım. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde matematik öğretmenliği okuyorum. Kayseriliyim. Yarışmacı arkadaşa başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size başarılar diliyoruz. Derya Hanım. Adım Derya Erta, 29 yaşındayım. Diyarbakırlıyım, evliyim, iki çocuk annesiyim. Maşallah. Evet, kız erkek. Burada oturayım. Biri kız, biri erkek. İsimleri ne? Emre, Hivda. Allah bağışlasın. Evet. Efendim yarışmamızı size kısaca anlatmak istiyorum. Yarışmamız asıl olarak 4 tane gizli sorudan ve cevaplarından oluşuyor. Bu soruları ve cevapları bulabilmeniz için sizlere birer ipucu soruları soruyoruz. Bu ipucu sorularında birer harf, cevapta birer harf fazla oluyor. O harf gizli sorunun içine yerleşiyor ve yavaş yavaş gizli soru ortaya çıkmaya başlıyor. Butona basarak cevap veriyorsunuz ve cevap vereceğiniz zaman gizli soruyu bilmişseniz şayet cevap verme hakkını kazanıyorsunuz. Bana belirtiyorsunuz ve doğru cevabı verince o bölümün eğer puanlarınız yeterse galibi olacaksınız. Ancak yarışmaya kimin başlayacağını saptamak için önce küçük bir sorumuz var. Bu soru gelecek. Siz herhangi bir butona basmayacaksınız. Sadece harfler açılmaya başlayacak. Harfler açılınca tahmin edebileceğiniz noktaya gelince butona basın ve doğru cevabı veren yarışmacımız birinci olarak yarışmaya başlayacak. Şimdi bu sorumuzu görelim. Evet, harfler yavaş yavaş açılmaya başlıyor. C, G, Y. Evet, değişik yerlerden açılıyor. Evet. Daha henüz pek tahmin edilecek gibi değil. Evet. Evet. Evet, Büşra Hanım, buyurun tahmininizi alalım. Canlıların rızıkları yağmurların yağması gibi işlerle görevli melektir Mikail. Doğru cevap. Yarışmaya ilk olarak başlamaya hak kazandınız. Size sorduktan sonra cevap verin veya veremeyin veya yanlış cevap verin. Derya Hanım'a geçeceğim. Evet, önce gizli sorumuzu alalım. Evet, gizli sorumuz geldi. Şimdi yarışmaya başlıyorum. Büşra Hanım'a ve Derya Hanım'a başarılar diliyorum her ikinize de. Evet, efendim. İlk ipucu sorunuz Büşra Hanım. Büyük kentlerde yer alan çok yüksek yapılara verilen ad nedir? Gökdelen. Doğru cevap. Derya Hanım, ilk ipucu sorunuz. Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucu üst tabakanın yerinden oynayarak hareket etmesine, kaymasına ne denir? Heyale. Maalesef yanlış. Büşra Hanım'a geçiyorum. İpucu sorunuz. Hayvanları yakalamak için kullanılan ucu ilmikli, kaygan, uzun ipin adı nedir? Kement olacaktı. Kovboylar da kullanıyor ama onlar erkek. Evet. Derya Hanım, sizin ipucu sorunuz. Doğrudan doğruya ateşte veya kap içinde susuz olarak pişirilmiş et yemeğine ne denir? Kebap. Doğru cevap. Evet, sizin yöreden de avantajınız var bu konuda. Evet. Büşra Hanım, sizin sorunuz. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan baklavası, fıstığı ve kebabıyla ünlü ilimiz hangisidir? Gaziantep. Doğru cevap, kebaplar üzerine gidiyoruz. Derya Hanım, sizin sorunuz. Semazenleriyle ünlü ilimiz neresidir? Konya. Ay. Evet, pardon. Maalesef doğru kabul edemiyorum. Son saniyede bilseydiniz kabul edecektim doğru olarak. Büşra Hanım, size geçtik. Borcunu ödeyemeyenin veya verdiği sözü yerine getirmeyenin bütün sorumluluğunu üzerine alan kimseye ne denir? Kefil. Doğru cevap. Derya Hanım, sizdeyiz. Çeşitli rahatsızlıkların yatılarak tedavi edildiği
bir takım ameliyatların gerçekleştirildiği sağlık kurumlarının adı nedir? Hastane. Doğru cevap. Evet, D harfi fazla yerine yerleşti ve 3 puana yükseldiniz. Büşra Hanım'ın sorusu geliyor. Kalınına palamar denilen kalın iplerin adı nedir? Taht. Halat olacaktı. Biliyorum. Derya Hanım sizdeyiz. Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubukların adı nedir? Ok. Doğru cevap. Büşra Hanım sizin ipucu sorunuz. Bir ağacın güzel koklu çiçeğinin kurutulup limonla kaynatılmasıyla elde edilen içeceğin adı nedir? Ihlamur. Doğru cevap. Evet, Derya Hanım sizdeyiz. Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokumaların adı nedir? Kilim olacaktı, mutlaka biliyorsunuz. Evet. Evet. Büşra Hanım size döndük, sorunuz geliyor. Dibi tutturularak hafif yanık kokusu verilmiş muhallebi türünün adı nedir? Kazan dibi. Doğru cevap. Ben cevap vermek istiyorum. Cevap vermek istiyorsunuz, buyurun. Kur'an-ı Kerim hangi halife zamanında kitap haline getirilmiştir? Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Doğru Ebu cevap. Tebrik ediyorum. Ve bu soruyu bildiğiniz için ayrıca 5 puan kazanmış bulunuyorsunuz bizden. Birinci turun birinci bölümü sona ermiş bulunuyor. Puan durumunu görelim. Derya Hanım'ın 6 puanı var. Büşra Hanım'ın 21 puanı var. Sırada da birinci turun ikinci bölümü var. Soru Bahane'nin birinci turunun ikinci bölümü başlıyor. Kurallarımız değişmiyor. Ancak bu bölüme başlamak için puanı daha az olana ve Derya Hanım'a dönüyorum. Evet, sonradan yine Büşra Hanım, Derya Hanım diye sıradan devam edeceğiz. Tabii ki önce gizli sorumuzu alıyoruz. Gizli sorumuz geldi. Cevabı Hazreti Musa. Derya Hanım başlıyoruz. Sizin ilk ipucu sorunuz. Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan ev eşyası yapan ustaya ne denir? Marangoz. Doğru cevap ama yanlış sürede, süremiz doldu. Büşra Hanım size döndüm. Küçük yapraklısına kıvırcık denilen, genellikle salatası yapılıp tüketilen bitkinin adı nedir? Marul. Doğru cevap. Evet, 23 puana yükseldiniz 2G harfiyle birlikte. Derya Hanım sizin sorunuz. Para veya değerli eşya saklamaya yarayan çelik dolaba ne denir? Kasa denirdi. Evet Büşra Hanım sizdeyiz. Karnıyarık ve İmam Bayıldı'nın ana malzemesi olan sebze nedir? Patlıcan. Doğru cevap. Ve bu doğru cevapla 7 puan birden alarak 30 puana yükseldiniz. Derya Hanım sizin ipucu sorunuz. Süt, şeker ve pirinç ununun kaynatılmasıyla yapılan, işi ters giden kişinin yerken dişini kırdığı tatlının adı nedir? Muhallebi. Doğru cevap. Evet, burada biraz abartma var ama herhalde durumu anlatmak için. Evet, Büşra Hanım size döndük. Mutfakta türlü işlerde kullanılan kalın oklavanın adı nedir? Merdane. Doğru cevap. Puanınız 31'e yükseldi. Tek bir harf yerleştirdiğiniz için. Derya Hanım sizdeyiz. Tavukların yumurtlaması için hazırlanmış özel yere ne denir? Folluk olacaktı. Evet. Büşra Hanım sizdeyiz. Geliyor ipucu sorunuz. Nişastalı tanelerin su ile kaynatılarak bulamaç kıvamına getirilmiş durumuna ne denir? Lapa. Doğru cevap. Derya Hanım sizin sorunuz geliyor. Özellikle her türlü yiyecek maddesinin ev, büro, mağaza gibi yerlere ait gereçlerin satıldığı dükkanların adı nedir? Market. Doğru cevap. Evet, Büşra Hanım sizdeyiz. Sorumuz geliyor. Evin yemek pişirilen bölümüne ne denir? Mutfak. Doğru cevap. Evet, bir puan daha aldınız. Bir harfle 37 puana yükseldiniz. Derya Hanım sizin sorunuz geliyor.
Bursa'ya özgü dönerin üzerine yoğurt ve tereyağlı sos konularak servis yapılan yemeğin ismi nedir? İmam bayıldı. Ay. Dönerin üstüne diyordu. İskender kebabı. Bu kebabı ilk yapan beyin ismiyle, daha doğrusu soyadıyla anılıyor. Evet, Büşra Hanım size döndüm. Kaval, baldır ve uyluk kemiğinin birleştiği yerin adı nedir? Diz. Doğru cevap. 38 puandasınız. Derya Hanım size döndüm. Toplanılan süprüntüleri alıp atmak için kullanılan kürek biçimindeki aletin adı nedir? Savaş mı? Yok. Kas. Efendim cevap alamadık. Ben zaman zaman böyle aralara giriyorum. Faraş çok ilginç bir şekilde Fransızca bir kelime. Oradan geliyor. Evet, Büşra Hanım size döndüm. Türkçe karşılığı sayman olan kurum, kuruluş gibi yerlerin hesap işleriyle uğraşan kimselere ne denir? Muhasebeci. Doğru cevap. Evet. Ben cevap vermek istiyorum. Buyurun. İsrailoğullarına gönderilen ve Tevrat indirilen peygamberdir Hazreti Musa. Tebrik ediyorum. Bu cevapla 44 puana yükseldiniz. Çünkü bizden verdiğiniz cevap için 5 puan da hediye kazandınız. Şimdi birinci turun ikinci bölümünün sonunda puan durumunu görelim. Evet, Derya Hanım'ın 15 puanı, Büşra Hanım'ın ise 44 puanı var. İkinci tura gidiyoruz. Soru Bahane'nin ikinci turuna başlıyoruz. Biraz değişen kuralları size hatırlatmak istiyorum. Gene bir gizli sorumuz var. Bu sefer cevabımız da gizli. Puanlarınız biraz artıyor çünkü artık finale doğru gidiyoruz. Her bulduğunuz harf için bir yerine 2 puan alacaksınız. Gizli soruyu ve cevabını bilirseniz toplam 10 puan daha hediye kazanacaksınız bizden. Gene puanı biraz geride olan yarışmacımızla burada Derya Hanım'la başlayacağız. Derya Hanım cevap verdikçe devam edebilecek. Yanlış cevap verirse veyahut da cevap veremezse Büşra Hanım'a sıra geçecek. Büşra Hanım da aynı şekilde. Bir ufak hatırlatma daha. Cevap hanesine yerleşen harflerden puan veremiyoruz. Evet, Derya Hanım hazırsanız başlıyoruz. Evet, ikinci turun birinci bölümü Derya Hanım'a soracağım ipucu sorusuyla başlıyor. Evet, önce gizli soru geldi. Evet, şimdi de ipucu sorusu geliyor. Eskiden padişahların ödüllendirmek için birine giydirdikleri değerli kumaş veya kürkten yapılmış giysinin adı neydi? Kaftan olacaktı, evet. Büşra Hanım sizdeyiz, ipucu sorunuz. Yiyecek, içecek ve erzakın saklandığı oda, ambar veya dolaba ne ad verilir? Kiler. Doğru cevap. Yeni ipucu sorunuz. Matematikte dik veya paralel olmayan doğruya ne denir? Eğik olacaktı. Derya Hanım tekrar sizdeyiz. Geliyor sorunuz. Şark, testere, tarak gibi çentikli şeylerdeki çıkıntıların her birine ne denir? Diş. Diş olacaktı. Evet. Büşra Hanım sizdeyiz. Sorunuz geliyor. Kalbur kemiği vücudun neresinde bulunur? Kafatası. Doğru cevap. Evet, devam ediyoruz sizinle. Sorunuz geliyor. İş yeri, pencere, kapı gibi yerleri kapamak için kullanılan saç, levha, kanada ne denir? Kepenk deniliyor, evet. Derya Hanım size döndüm. Sorunuz geliyor. İçten yanmalı motorlarda yanan akaryakıt gazının boşaltılmasına yarayan tertibatın adı nedir? Egzoz. Doğru cevap. Yeni sorunuz geliyor. Demirin pürüzlerini düzeltmek için kullanılan üzeri pürtüklü sert çelik aracın adı nedir? Ege. Evet, ufak bir dil suçması oldu yöresel. Evet. Onun için kabul ediyoruz. Cevabınız doğru. Yeni sorunuzu soruyorum.
tohumdan yetiştirilip başka yerlere dikilmek için hazırlanan sebze veya körpe çiçeklere ne denir? Fide olacaktı. Buyurun Büşra Hanım, sıra sizde. Sorunuz geldi. Komşularından üçü Cezayir, Mısır ve Çat olan Afrika ülkesinin adı nedir? Libya. Doğru cevap. Yeni sorunuz geliyor. İlkelerini olasılık kuramlarından alarak... İstatistik. Efendim? İstatistik. Evet, doğru da soruyu okumama gerek kalmadı. Evet, yeni sorunuz geliyor. İki uzun, iki kısa kenarı olan, dört kenarındaki açı dik olan paralel kenara ne ad verilir? Dikdörtgen. Dikdörtgen, evet. Ben niye şaşırıyorum ki, matematik okuyorsunuz değil mi? Birden böyle cevap verince şaşırdım. Halbuki şaşırmamam gerekir, evet. Efendim yeni sorunuz geliyor Büşra Hanım. Tüketiciyi korumak amacıyla özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmi makamlarca belirlenen fiyata ne denir? Nah denir. Artık çok az maddeye konuluyor galiba. Ekmek falan gibi. Onun için bilemediniz. Evet. Derya Hanım, sizin sorunuz geliyor. Petrol gibi yanıcı bir madde yakarak ışık veren aletin adı nedir? Lamba. Doğru cevap. Evet, 27 puanı yükseldiniz. Yeni sorunuz geliyor. Eklem bacakların çok ayaklılar sınıfına giren uzun böcek türünün adı nedir? Kırk ayak. Doğru cevap. Yeni sorunuz geliyor. Kuzey Yarımküre'de yılın en uzun gündüzünün yaşandığı ay hangisidir? Haziran olacaktı. Evet. Büşra Hanım, sizin sorunuz geliyor. Size geçtik. Dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik üçgen biçiminde aracın adı nedir? Görniye. Evet, yani bu kadar da matematik şansı görmedim doğrusu. Ve tekrar devam ediyor sizinle. Geliyor sorunuz. Yapağından elde edilen, eczacılıkta ve parfümeride kullanılan sarımtırak renkteki yağın adı nedir? Cevap alamadık. Derya Hanım'a döndük. Aydın'ın İzmir, Manisa ve Muğla dışındaki komşusu hangi ilimizdir? Denizli olacaktı. Büşra Hanım, size döndüm. Geliyor ipucu sorunuz. Gaziantep'ten ayrılarak il olan beldemizin ismi nedir? Kilis. Doğru cevap. Cevap vermek istiyorum. Buyurun. Kendini hak ile meşgul etmezsen batıl seni istila eder sözü kimindir? İmam Şafii. Tebrik ediyorum. Doğru cevap. Evet, 80 puana yükseldiniz ve ikinci turun birinci bölümünü önde kapattınız. Puanları görelim. Evet, Derya Hanım'ın 35 puanı var. Büşra Hanım'ın 80 puanı var. Evet, ikinizle oynayacağımız son bölüme geçiyoruz. İkinci turun ikinci bölümü başlıyor. Evet, İkinci turun ikinci bölümü başlıyor. Kurallarımız aynı kaldı. Yalnız geride olduğu için Derya Hanım'a sorarak başlıyoruz. Cevap verdikçe ona sormaya devam edeceğiz. Yoksa Büşra Hanım'a geçecek cevap verme hakkı. Önce gizli sorumuzu alalım. Gizli sorumuz ve gizli cevabı geldi. Derya Hanım, ilk ipucu sorunuz. Tren vagonlarını çeken tekerlekli, buharlı veya elektrikli makineye ne denir? Makinist. Makinist onu kullanan lokomotif olacaktı. Büşra Hanım, size geçtim. Mesir macunu şenliklerinin gerçekleştirildiği ilimizin adı nedir? Manisa. Doğru cevap. Devam ediyorum size sormaya. Karanın içine sokulmuş deniz parçasına ne denir? Körfez olacaktı, evet. Derya Hanım, size döndüm. Geliyor sorunuz. Tıpta kullanılan ufak bıçağa ne ad verilir?
Neşter olacaktı. Neşter. Büşra Hanım, yeniden sizdeyiz. Sorunuz geliyor. Pembe veya erguvan tonları ile karışık, koyu kırmızı renkteki değerli taşın adı nedir? Yakut. Doğru cevap. Yeni sorunuz geliyor. Erzurum, Erzincan, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten geçen nehrimizin adı nedir? Fırat. Doğru cevap. Puanınız 96'ya yükseldi. Harfler de yavaş yavaş çıkmaya başladı. Yeni sorunuz geliyor. Denizcilikte geminin sol yanına ne denir? İskele. Doğru cevap. Evet, yeni sorunuz geliyor. Yat limanına ne denir? Evet, marineye yanaşıyor gemiler. Sol taraflarından, iskele taraflarından. Evet, size döndük Derya Hanım. Sorunuz geliyor. Fizikte bir mıknatıs demirinin iki ucundan her birine ne denir? Kutup denirdi, evet. Büşra Hanım, sizdeyiz. Sorunuz geliyor. Dini ve mesleki çıkarları gözeten ve savunan Osmanlı dönemi esnaf ve zanaatkarlar birliklerine ne denirdi? Lonca. Doğru cevap. Puanınız 102'ye yükseldi. Yeni ipucu sorunuz geliyor. Havada bulunan su buharına veya hafif ıslaklığa ne denir? Nem. Doğru cevap. Puanınız 104 ve yeni sorunuz geliyor. Patates benzeri yiyeceklerden çıkarılan una benzer maddenin adı nedir? Nişasta. Doğru cevap. Puanınız 108 ve yeni sorunuz. Güzel yazı sanatı olan hattı icra eden sanatçılara ne denir? Hattat. Doğru cevap. Evet, puanınız 122 çünkü birçok E geldi. Evet, 9 tane galiba. Evet, Büşra Hanım, yeni sorunuz. Siyaha yakın koyu yeşile ne denir? Nefti denirdi. Buna petrol rengi de diyorlar. Zaten neft de sanırım Arapça petrol demek. Evet. Derya Hanım, size döndük. Geliyor sorunuz. Tarihte yeni dünya terimi hangi kıta için kullanılır? Amerika için kullanılırdı. Evet. Eski dünya Asya ve Avrupa oluyor. Evet. Büşra Hanım, sizdeyiz. Sorunuz geliyor. Hokka'daki mürekkebe batırılarak yazı yazmaya yarayan ve değişik uçları olan kalem türünün adı nedir? Divit. Doğru cevap. Cevap evet. Verebilir miyim? Tabii, buyurun. Başınıza sıkıntı gelirse sabredin, sevinç gelirse şükredin, sözü kimindir? Hazreti Muhammed. Doğru cevap. Siz cevap verirken ben heyecanlanıyorum. O kadar hızlı söylüyorsunuz ki. Şimdi diyorum harflerden birinde bir yanlışlık yapacak ama yapmadınız. İyi ki de yapmadınız. Evet, ve 10 puan daha kazanarak 134 puana yükseldiniz. Puan durumunu gördük. Evet, 35 puanda kaldı Derya Hanım. Büşra Hanım 134 puana ulaşarak bizimle birlikte finalde yarışmaya hak kazandı. Derya Hanım, size de çok teşekkür ediyoruz. Siz de katıldınız, bu hayra katıldınız. Sizin hayrınızdan bir şey eksilmiyor. Büşra Hanım'ın da hayrından bir şey eksilmeyecek. İnşallah bizimkinden de. Evet, şimdi finale gidiyoruz. Büşra Hanım, tebrik ediyorum. Finale kadar geldiniz. İnşallah finalde de gizli sorumuzu ve cevabını bilerek bu yarışmanın birincisi olacaksınız ve hayır işleme de en öne geçeceksiniz. Ben şimdi size kuralı anlatayım. Bir gizli soru çıkacak. Cevabı da gizli. Ve ben size süreniz başladığı zaman süreniz 134 puan kazanmıştınız. Yani 134 saniye 2 dakikadan biraz fazla, çeyrek kadar fazla. Bu süreniz boyunca ben size devamlı peş peşe sorular soracağım. Siz sorunun bitmesini beklemeyebilirsiniz eğer cevabı biliyorsanız. Veyahut da pas der geçersiniz. Vakit kalırsa soru size tekrardan gelecek.
ve harfler açılmaya başlayacak. Bildiğiniz soru karşılığı olarak. Eğer sonuna kadar, yani süreniz dolana kadar bilemezseniz size bir 10 saniye daha fazladan hak tanıyacağız. Doğru cevabı veremeyebilirsiniz fakat süretmeye devam edin bu 10 saniye boyunca. Başarılar diliyorum ve başarılı olacağınıza inanıyorum. Gizli sorumuzu ve cevabını alalım. Geldi. Evet, süreniz başladı. Donmuş suya ne denir? Buz. Doğru. Bağdan küçük sebze, meyve, çiçek veya bahçe. Ağaç. Doğru. Kumaş üzerine renkli... Nakış. Doğru. Bardağı içecek... Sürahi. Doğru. Şekerli sütün veya meyve sularının dondurulmasıyla... Doğru. Gayretli iş yapmayı seven faal insanlara tembel karşılığı olarak ne denir? Çalışkan. Doğru. Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar merdiven dizisine ne adlanır? Doğru. Işığı yansıtan varlıkların görüntüsünü veren cilalı... Ayna. Doğru. Yoğurdun sulandırılıp çalkalanmasıyla elde edilir. Ayran. Doğru. Hasta üzerinde uygulanan kesme ve dikme işlemine ne ad verilir? Ameliyat. Doğru. Altı kösele lastik gibi dayanıklı maddelerden yapılan giyici... Ayakkabı. Doğru. At, eşek, öküz gibi yük hayvanlarının tırnaklarına çakılır. Doğru. Pişmiş iri patatesin içine peynir, mısır, bezelye gibi malzeme konan yiyeceğin adı? Pas. Yeni soru. Hamur işi yiyeceklerin kabarması için içine konulan tozun adı nedir? Kabartma tozu. Doğru. Geri verilmek üzere alınan... Borç. Para... Doğru. Pişmiş iri patatesin içine... Pas. Doğru. Yeni soru. Yiyecek veya içecekle kirletilmiş mutfak eşyası... Bulaşık. Doğru. Alt ve üst çenenin iki yanında bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı nedir? Pişmiş iri patatesin içine... Pas. Para, kağıt gibi şeyler koymaya cüzdan yarayan... Doğru. Süreniz bitti. 10 saniyeniz var. Kur'an'ı yüksek sesle usulünce okumaya ne denir? Tilavet. Tebrik ediyorum. Çok tebrik ediyorum. Benim de tahminim boşa çıkartmadınız. Bu finali de başarıyla tamamladınız. Şimdi bu amacımızı yerine getirelim. Bu zarfın içinde sizin belirlediğiniz ihtiyaç sahibi kişinin adı var. Lütfen bu zarfı ona takdim edin. Bu zarfla muhtarlıktan bir yokluk belgesi alacak. Üstünde vatandaşlık numarası olan bu zarfla ve o belgeyle bize gelecek kendileri. Ve biz kendilerine 2000 lira karşılığında yiyecek, içecek, giyecek maddesi temin edeceğiz. Eğer dilerlerse bu miktar karşılığınca beyaz eşyada bizden talep edebilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Ben geldiniz. Teşekkür, çok güzel yarıştınız. Böyle güzel bir işe vesile oldunuz. Evet. Böyle bir hayra vesile oldunuz. Bizi de hayra soktunuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın seyirciler, Soru Bahane'nin bugünkü bölümü burada bitiyor. Eğer siz de bizimle yarışmak, soru bahane deyip hayırda yarışmak istiyorsanız lütfen www.sorubahane.com'a başvurun ve bizimle birlikte yarışın, hayırda ortak olun.